Selamlar Samurlar, yeni videoda karşınızdayım ve bugün sizlere Jinichi'nin hesabından Samu yapacağım. Yine Jinichi. Daha önce de yapmıştık fakat geçen sefer herhangi bir şey alamamıştık. Aynı facianın yaşanmasını istemiyorum gerçekten ya. Umut neden obezsin? Aha bu yüzden. Neyse, konumuz bu değil. Konumuz bu değil. Şimdi, yaklaşık 126 tane Samur'umuz var. Fakat gerçekten bu sefer bir şey çıkarmak istiyorum ya. Blessing var mı? Yok. Her şeyi açıyoruz. Çağrı taşlarını da açacağız. Destansları da açacağız. Her şeyi açacağız. İki tane Stilet Fighter sabunumuz bile var. O zaman daha fazla uzatmadan başlayalım. Gerçek dışı olan tek bir istek var. O da Light Dark Nightlash. Gerçek dışı deme sebebi bence hepimiz gayet iyi biliyoruz ve açılışı su gargoyla yapıyoruz her ne kadar sevmiyor olsak da. Çünkü düşünme geçen sefer sanki ben aldım ya. Baş meleklerden birini almış olabiliriz. Tam emin değilim. Galleon Food'u. Yaşasın. Yaşasın Galleon Food'u. Galleon Food'ları güzeldir. Hoş Galleon'lar artık sadece PvP kısmı için etkili oluyor ama ve lakin yapacak bir şey yok. Bu arada başlangıç güzel yaptık ya, güzel parlıyor. Lumiseria. Defanslarda eskiden kullanılan bir yaratıkmış. O zamanlar ben çok ciddi olmadığım için şu anda çok ciddi olduğum söylenemez. Ama çok kullanılan bir yaratıkmış o zamanlarda, çok fazla healer vesaire olmaması artı oyunu neredeyse kimsenin bilmemesinden dolayı. Aslında baktığın zaman mantıklı, hani bir tane yaratık var, herkesin canını fulluyor direkt, isterse 100 kadar canı olsun yaratık direkt fulluyor. Mükemmel bir olay lan düşününce. Bir parlama daha. Hıva. Ateş rakşası güzeldir aslında ya. Hasarı da güzel. Pasifi bar kırma, bar kontrolü sağlıyor, o da çok güzel. Üstüne tekrardan saldırma ihtimali sağlıyor. Tekrardan saldırmak bu arada kullandığı skill tekrar oluyor. Bildiğim kadarıyla tekrardan vurduğu skill vuruyor. Yani ikinci skill kullanırsa ikinci skill ile vuruyor, birinci skill vurursa birinci skill ile vuruyor. Öyle olması lazım, tam emin değilim. Fakat şimdi bakıldığı zaman yen mi hıva mı? Hasar konusunda yen daha cazip geliyor. Çünkü aynı zamanda hemen ek tur alma ihtimali var ya. Ama hıvanın da atağı güzel ya. Ya zamanında kullanan biri olarak rahatlıkla söylüyorum, hıva güzel bir yaratık. Eskiden şey yapıyordum. Hıvayı Devon'a sokup hemen yan kristalleri öldürsün diye kullanıp bu ışın olmayan hesaplarda çok güzel oluyordu. Bu ne? Draco. Ne yapıyordu? Bar dolduruyor herkesin. Bağışıklık veriyor. Üzerine ek rastgele atak, defans veya hız buff veriyor. Şey olarak güzel. Bar booster olarak çok güzel. Bar booster artı immunity ama onun dışında ne yazık ki ve ne yazık ki çok fazla bir yine RNG'ye dayalı ya. Hoş, oyunun tamamı RNG'ye dayalı da. Neyse. Hadi ama birkaç tane parlat iyi güzel de. Geliyor. Chun-Li. Wing Chun-Li. Fire Chun-Li. Nesin sen? Tekme atmayı bana babam öğretti. Çok küçümseme. Peki ablacığım. Fire Chun-Li. Bernard'ın yerine geçemez ama Bernard'dan bir eksisi bir artısı var. Eksisi hızı, temel hızı 6 daha yavaş. Artısı atak hızın ve atak barın yanında ek olarak da kritik vuruş ihtimalini arttırıyor. Yani güzel. Güzel. Kullanılabilir. Kullanılabilir. Zaten millet kullanmaya başladı galiba. Aynı zamanda hasar da veriyorsun çünkü ikinci skill'le. Yani yine bar manipülasyonun da var. Hem karşı tarafınkini azaltıyorsun hem kendi takımınkini artıyorsun. Gayet gideri olabilen bir yaratık. Ve son yemedi. Ben diyorum ki bunları hemen 2 saniye depoya şutlayalım. Zaten çok fazla birikmedi hazır. Yeah.
bir klasik olarak Nocturne'leri tutalım burada, tamam. Şimdi 16 tane rüzgar parşömeni. Buradan bir Sierra Tiana, ne bileyim, güzel olabilir. Hayır diyeceğimi zannetmiyorum. Ya ben hayır demem de. Bakalım onlar hayır diyecek mi? Benim de anasını kamptasın burada evet demesi. Güzel bir Not 5. O kadar artistik yaptık. Yok işte öncekinde çıkaramadık, bu seferki de kesin çıkarız falan dedik. Bence tane bir alalım ya. Bu arada lan ne unuttum ya. Üf. Bir dakika. Bu işe alışamadım ya. Bu işe alışamadım. Unutuyorum bunu sürekli. Neyse, geç olsun güç olmasın, arkada farmlasınlar. Otofarm güzeldir. Bu arada şöyle bir sıkıntı var. Otofarm yaparken hafiften kasıyor arkada. O yüzden olabildiğince çok... Yani... Çok kasan bir cihazınız varsa her otofarm sırasında çok fazla bu tarz efektli şeyler yapmanızı tavsiye etmem. Hadi ama parla lan. Anladık. İlk güzel, iyi güzel birkaç tane parlattık ettik ilk başta da sonradan... Chloe... Demin gördüm galiba ya. Chloe güzel bir yaratık ama... Çok... Spesifik durumlarda artık kullanılıyor daha çok. İşte Katarina takımlarında Kebeznef veya yerine ve Kahli Covenant Chloe üçlüsü gayet güzel bir üçlü. Her ne kadar ben birkaç kez fail'lamış olsam da. Yavaş olduğunu, yani Chloe'yi en hızlı yapıp diğer takım arkadaşlarını aşırı yavaş yaparak rahatlıkla şey yapabiliyorsun. O güzelliği var. Ryu! Water Ryu! Bu kaderime giden yol. Mükemmel. Dedim Nat 5 alacağız dedim. Dedim dinletemedim arkadaş. İyi güzel, mutlu oldum şu an. Çok mutlu oldum. Geçen seferki hata demişim. Nat 5 alamamayı telafi ettiğimi varsayıyorum şu an. Water Dread. Yok. Tamam, güzel. Ne kaldı? 7 tane Light Dark. 3 Legendary. 2 tane de Street Fighter. Light Dark'lardan bir şey almayı gerçekten beklemiyorum ama. Ulan parlatsak ne güzel olur var ya. Üf. Acaba eksik olan... Zing. Mükemmel. Çelik Zindanı için mükemmel. Hoş. Var mı bilmiyorum. Yoktur herhalde de. İnşallah yoktur da şimdi olur. Light Dark'lar parladığı zaman çok mutlu oluyorum. Her ne kadar bazı %90... Ooo Miho! Süper. Eğer Miho da yoksa eğer mükemmel. Birçok Not 5'ten iyi durumda şu an. Hala ve hala ısrarla. Tabi her yaratığın counter'ı var ama... Yapacak bir şey yok. Karanlık saklusta ve son... Yok. Light Mum ya. Reviver'dı galiba. Tam emin değilim. Son 5 scroll. Ben diyorum ki bir Not 5 daha alırız ya. Bence bir Not 5'imiz daha var. Ben bu işi çözdüm ya. Ama Poseidon dupe olabilir. Öyle bir sıkıntı var. Ben bu işi çözdüm. Bu ne? Wordahill. Argan. Wordahill. Vardır diye varsayıyorum. Bence 2 Not 5 gayet güzel. Daha fazlası neden olmasın. Street Fighter scrolllarından güzel bir şey alabiliriz. Daha olsun. Kavgayı pek sevmem ama. Kötüsün be. Değil mi? Herkes sersemletir. Sürekli hasar başına hasar verir. Ve sürekli hasar başına hasar miktarı artış kötü. Direkt zararlı etki başına olsa güzel olurdu. Hadi bakalım. 2 tane Street Fighter scroll. Alıyor muyuz? Şunu niye? Ne Chun-Li? Fire Chun-Li. Tamam, güzel. Bir öncekine skill up olarak gider. Hazır mıyız? Light Dark'lardan birini verse var. Dalsın bile ama Light Dark Chun-Li ve Light Dark Ryu mükemmel. Hatta olağanüstü olabilir. Hadi. Chun-Li Wind. Yapacak bir şey yok. Mücadele etmek benim kaderim mi? Onu ben de biliyorum. Sonunda yeneceğim de. Mükemmel yazıklar. Şimdi hemen kapanış değil.
az biraz bir scrollumuz daha var. Şu X kalsın. Yaklaşık bir 10 küsür tane stone var. Onları da açalım. Güzel bir şeyler alırız bence. Verad istiyor. Özellikle Verad istiyor. Haydi Verad, haydi Verad, haydi. Tam zamanı, tam zamanı şimdi. Hadi. Verad ver son. Ben hissediyorum buradan Verad gelecek. Bu şimşekten ejderiye yemez. Son 3, 2, 1. Nope. Tamam, Verad'sız bir gün ama yine yeniden bir adet Street Fighter Nat 5'i. Darısı benim başıma artık. Bir adet pose. Bir adet pose. Şeye sevindim ama. Nerede lan onlar? Zing ve Miho'ya çok sevindim. Umarım yoktur. Bitten çok bakacağım ya. Poseidon var ya, tüh. Üzüldüm. Kalbim. Miho da var. Bari zinc olmasından. Dur ona bakacağım. Depodadır belki. Zinc 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 zinc. Galiba yok. Galiba yok. Vallahi yok. Tamam güzel. Miho'yu geç. Miho'yu boş ver. Ama artık zincin oldu. Arthur Yun oldu. Güzel. Bence güzel bir summon session oldu ya. Benim hoşuma gitti, yalan yok. Street Fighter karakterleri çıkarmak benim her zaman hoşuma gidiyor. O zaman efendim, izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım hoşunuza gitmiştir, umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.